Herkese merhabalar. Ben Cesur Başbu. Yanımda da Mehmet kardeşimiz var. Birlikte Almanya'dan, Heidelberg Kalesi'nden sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar manzarayı. Burayı bilenler biliyor, Heidelberg Kalesi. Çok güzel bir yer. Konumu oldukça müthiş. Yani bütün Heidelberg ayaklarınızın altındadır arkadaşlar. Şimdi Mehmet Bey bize başvurduğu zaman yaklaşık olarak 28 gün önce pasaportunda bir Polon vizası vardı Mehmet Bey'in. Bugün vizasının son günü arkadaşlar. Bugün vizasının son günü. Yani bugün Mehmet Bey'in vizası bitiyor. 28 günde, sadece 28 günde Mehmet Bey diğer kardeşlerimiz gibi, diğer abilerimiz gibi, diğer arkadaşlarımız gibi bir oturum izni sahibi oldu. Artık bundan sonra dün Alican kardeşimizden bir video çektik, bahsettik orada da. Bundan sonra artık Almanya'da yasal olarak çalışacak, yasal olarak yaşayacak. Mehmet Bey'le bizim tanışmamız yaklaşık 3 ay önce oldu. 3 ay önce ben Düsseldorf'tayken bir gün Mehmet kardeşimiz bizi aradı. Dedi ki, Cesur Bey, seninle görüşmek istiyorum. Önemlidir. O gün Hollanda'daydım, Amsterdam'daydım. Tekrar Düsseldorf'a dönecektim. Mehmet Bey'e bir randevu verdik. Gece geç saatte görüştük kendisiyle. Elimizden geldiği kadar, bizi bilenler bilir, bizim için saat farkı olmuyor arkadaşlar bazen. 11'de 12'de bile sizlere hizmet veriyoruz. Sizlerle görüşmeye çalışıyoruz. Dertlerinizi dinliyoruz. Dertlerinize ortak oluyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlere yol haritası çiziyoruz arkadaşlar. Nitekim Mehmet Bey geldi, oturdu, konuştuk. Durumunu anlattı. Polonya'da neler yaşadığını, neler çektiğini anlattı. Alican Bey gibi o da bir davetiye satın aldığını, daha sonra Polonya'ya gittiği zaman iş bulamadığını, mağdur edildiğini, Almanya geldiği zaman çok çileler çekmiş bir kardeşimiz. Gerçekten hala çileler çekmeye devam ediyordu ta ki oturum izni alana kadar. Problemler yaşamış, ücretini alamamış, dolgun ücretini alamamış. Yani askeri ücretin altında bir maaşla kendisini çalıştırmışlar. Ve o günü hiç unutmuyorum, bana bir şey dedi. Dedi ki, Cesur Bey, Cesur abi dedi, beni bir kardeşin olarak gör ve bana sahip çık. Bana yardımcı ol, şu Almanya'da yasal yaşayayım, yasal çalışayım. O gün biz konuştuk. Hatta kimseyle çalışmadığım şekilde kendisine çalışmayı da teklif ettim. Çünkü yani gerçekten o söz beni etkiledi. Ve bugün çok uzatmadan başarılı bir şekilde işlemimizi yaptık. Sadece 28 güne Mehmet kardeşimizin oturma izni oldu. Bundan sonra burada hayatına güzel bir şekilde devam edecek. Bir problemi olmayacak. Diğer kardeşlerimiz gibi. Bakın arkadaşlar, bizler Almanya'nın hemen hemen tüm şehirlerinde bulunuyoruz. Arkadaşlarla görüşüyoruz. Siz vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Dün farklı bir şehirdeydik, bugün Mannheim'daydık, bugün Heidelberg'deyiz. Yani her gün Almanya'nın bir şehrindeydik. Bundan 3 gün önce Berlin'deydik, oradaki arkadaşlarımızla görüşüyorduk. Ve o kadar gururlanıyoruz, duygulanıyoruz ki arkadaşlar. Bakın, şimdi bu videoyu çektikten sonra biz Mannheim'e dönüş yapacağız. Mannheim'de çok güzel kardeşlerimiz, değerli insanlar, bizim yardımımızla oturum izni almış, Almanya'da çalışan insanlar, hatta bugün birkaçı yazdı, Cesur abi Mannheim'e geldiğini duyduk. İzin alıp iş yerimizden biraz erken çıkıp seninle görüşmek istiyorum. Video çekmeden önce telefonumu kontrol ettim arkadaşlar. Baktım ki yine yazmışlar, Cesur abi akşam görüşüyoruz. Bakın ne kadar güzel bir şey. Bir iş yapıyorsun. İnsanlar çalışabiliyor, yasal yaşayabiliyor, yasal çalışabiliyor. Ve sen bir şehre gittiğin zaman biliyorsun ki orada senin kardeşlerin var, arkadaşların var, abilerin var, dostların var. Yani biz sadece bir iş yapıp da insanları yarı yolda bırakmıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda iş yaptığımız arkadaşların sonuna kadar yanında duruyoruz. Sonuna kadar bir şeylere ihtiyaç olduğu zaman elimizden geldiği kadar onlara yardım sağlıyoruz. Bugün Mehmet Bey'e de söyledim. Dedim Mehmet Bey dedim, elimden geldiği kadar sana bu konuda yardımcı olacağım. Bundan sonra işler iş sıkıntısında, işler ister mesleki eğitimde, bundan sonra mesleki eğitimini alacak Allah'ın izniyle. Çok güzel bir yerlere gelecek. Daha gencecik bir kardeşimiz arkadaşlar. Mehmet kaç yaşındaydın bu arada? Unuttum. 23 yaşında kardeşimiz. Bütün hayatı İrel'de. İşte biz hani bazen söylüyoruz ya, Almanya'da bir gelecek var. Gelecek için gelmeye değer. Hani söylüyoruz ya arkadaşlar. Şimdi bu da tam o tekim. Yani şimdi 50 yaşında bir insan gelip burada sadece çoluk çocuğu için bir gelecek kurabilir. Ama 23 yaşında bir delikanlı bütün hayatı İrel'de. Artık yasal bir şekilde burada hem yaşayabilecek hem çalışabilecek. İnşallah çok güzel de bir hayat olacak. Zaman gelecek Mehmet kardeşim, buna inanıyorum. Sen de gurbetçi abilerimiz gibi, kardeşlerimiz gibi Almanya'dan Türkiye'ye döndüğün zaman son model arabada döneceksin ailenin yanına.
Yani çok güzel bir geleceğin olacak. Buna ben eminim. Çünkü 23 yaşım var. Bütün hayatın ileridedir Allah'ın izniyle. Konuyu uzatmadan arkadaşlar, Mehmet kardeşimize de yardımcı olduk. Gördüğünüz gibi yardımcı olmaya da devam ediyoruz. Ay sonunda da yine çekimlerimiz olacak elimizden geldiği kadar. Farklı farklı şehirlerden, farklı farklı şehirlerden müracaat eden kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, abilerimize yardımcı oluyoruz. Yardımcı olmaya da devam edeceğiz. Mehmet kardeşim, bunu senden zaten aldık videoda göstermek için. Seni tebrik ediyorum. İnşallah her şey gönlünce olur. Bundan sonra sana uğurlar arzu ediyorum. Yani her şey gönlünce olsun kardeşim. Sen gerçekten buna layıksın. Çok sevdiğim bir kardeşimizsin. Şimdi diyeceksiniz ki Cesur Bey bütün videolarda diyor ki çok sevdiğim kardeşim, çok sevdiğim işte abim. Arkadaşlar biz herkesle video çekmiyoruz. Öncelikle şunu bilin. Onlarca insanla biz iş yapıyoruz. Daha fazla insandan iş yapıyoruz. Bunların hepsiyle biz video çekmiyoruz. Video çektiğimiz insanları kendimize yakın gördüğümüz insanlardır arkadaşlar. Yani gerçekten bir diyalogumuz olduğu, samimi olduğumuz insanlarla, bu o demek değil ki biz onlara işte sahip çıkmıyoruz, onların işini şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Hayır, herkese yardımcı oluyoruz ama kendimize, şimdi biz buraya Mehmet Bey'le geldiğimiz zaman bir saatlik bir yol geldik arkadaşlar. Bakın sadece video için gelmiyoruz. Geldik, halbuhal ettik, sohbet ettik, gelecek planlarımızı kurduk Mehmet'le. Geldik şimdi videomuzu çekiyoruz, yine gideceğiz bir kafede oturacağız, sohbetimizi edeceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra Mehmet Bey'i Frankfurt'a uğrayacağız arkadaşlar. Çünkü orada çalışacak, orada hayatına devam edecek. İşte diyorum ya, ne güzel bir şey işte. Her şehirde tanıdıklarımız, her şehirde kardeşlerimiz, her şehirde iş yaptığımız insanlar var ve bu bizi mutlu ediyor. Sizlere yardımcı oluyoruz. Olduğumuz gibi de paylaşıyoruz. Yani yardımcı oldukça bunları sizinle paylaşıyoruz ki bilin ki evet bu işlemler oluyor. Kaçak yaşamanıza gerek yok. Yasal olarak da Almanya'da çalışabiliyorsunuz. Bizi izleyenler zaten tekrar ediyorum biliyor. Hemen hemen her şehirde işlem yapmışız biz arkadaşlar. Mehmet Bey, belki senin de söylemek istediğin bir şeyler var arkadaşlarımıza. Eğer içinden bir şey geliyorsa söyleyebilirsin. Söyleyeyim abi. Öncelikle Cesur abiye ve çalışan arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Gelecek arkadaşlara sadece şunu söylemek istiyorum. Geldiğiniz zaman bana sorarsanız, çünkü ben Polonya vizesiyle geldim ve geldiğim zaman çok sıkıntı çektim. Benim işlerime bakan arkadaşlar mesela, yani benim vizemi halleden kişiler bana yardımcı olmadılar, beni yarı yolda bıraktılar. Onlar yüzünden çok sıkıntı çektim, iş bulamadım. Hatta size şunu da söyleyebilirim, dışarıda kaldığım günler bile oldu. O kadar sıkıntı çektim. Mesela bir yere gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz, adam size işe almıyor. Çalışma izniniz olmadığı için ya da ne bileyim bir şeyiniz olmadığı için, kağıtsız evraksız olduğunuz için adamlar sizi çalıştırmıyor. Hadi diyelim ki çalıştırdılar. Örnek veriyorum, askeri ücreti de bırakın, 1500'ü de bırakın. Benim tanıdığım insanlar var, 1000 euro çalışan insanlar var. Onun için gerçekten işlerini sağlam yapan insanlar, o insanlarla beraber iş yapın. O insanlardan bir tanesi de Cesur abi. Bugün Cesur abiyle biz sadece yani iş için değil. Bugün Cesur abinin de dediği gibi ben ona dedim ki, dedim abi bana bir, yani sadece işimi halledip değil de bana gerçekten bir yani bana bir akıl hocası ol, bana abilik yap, yani gerçekten bana yardımcı ol. Şimdi örnek veriyorum, bizim sadece Cesur abi şu anda sadece vize çıkardı ve her şey bitmedi. Asıl mevzu zaten bundan sonra başlıyor. Çünkü Cesur abi bugün baktığınız zaman, yani vizesini çıkardığı kişilere de baktığınız zaman sadece vizelerini çıkardım kardeşim siz yolunuza diyen bir kişi değil. Yani öyle bir karaktere de sahip değil. Tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Ki gerçekten de öyle bir insan. Elinden geldiği kadar da her şekilde size yardımcı olur. Yani buna da tamamıyla güveniyorum. Yani bütün kalbimle inanıyorum. Onun için sadece söyleyeceklerim bunlar. Cesur abiye çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Çok güzel sözler söyledin bizim hakkımızda. Bizi methettin, mahcup ettin. Allah senden razı olsun. Arkadaşlar bizleri izlemeyi, kanalımıza çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü videomuz uzandıkça sıkıntı oluyor. Yani bakmak istemiyorsunuz, izlemek istemiyorsunuz. Belki sıkılıyorsunuz. Sizi sıkmak istemiyoruz. Amacımız her zaman sizleri bilgilendirmek. Onun için kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Heyderbek Kalesi'nden hepinizi Mehmet kardeşimle birlikte selamlıyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.